yurt yanağı nedir? Yararları nelerdir? Peki zararları var mıdır? Son yıllarda moda olan Hollywood yanağının tüm bilinmeyenlerini sizler için öğrendim. Yüz şeklimiz bildiğimiz gibi güzellik kavramının en önemli kriterlerinden bir tanesidir. Son dönemlerde popüler hale gelen estetik ameliyatlarından biri olan Hollywood yanağı nedir, nasıl uygulanır? Hepsini Doktor Fatih Dağdelen'den hep birlikte öğreneceğiz. Merhabalar Fatih Bey, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sürekli duyuyoruz, bu Hollywood yanağı nedir? Şimdi şöyle, yüzle ilgili olarak biliyorsunuz cerrahi ve cerrahi dışı bir takım uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Hollywood yanağı aslında cerrahi olmakla beraber, bugün tabii özellikle sizi izleyen, çünkü son moda dediğiniz için yüzle ilgili son trendler, son moda nedir, biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Yüzü aslında şöyle değerlendirmek lazım. Yüzümüzde altın oran dediğimiz bir olay söz konusu. Bu da alın dediğimiz, yani yüzün üst 1/3, orta 1/3 ve alt 1/3'ünün uyum içerisinde ve denge içerisinde olması gerekiyor. Önceden yüz dediğimizde sadece yüz germelerden bahsediyorduk. Oysa günümüzde yüz germenin ötesinde bir de yüz güzelleştirme prosedürleri gündeme geldi. Yani son moda, son trend aslında yüz gençleştirmeden daha öte bir boyut, yüz güzelleştirme prosedürleri. Bunların içerisindeki belki de en önemli olaylardan bir tanesi ki son zamanlarda çok popüler olan Hollywood yanağı, yani bişektomi diye tabir ettiğimiz olay. Bu bölgede yağ yastıkçıkları denilen bishop fat pad, yani yanak yağ yastıkçıkları vardır. Bunlar tabii yanakları biraz daha şişkin gösterir. Eğer o yağ yastıkçıkları alınır ise o zaman yanaklar biraz daha çukurlaşıyor ve bu da kişiye çok daha çekici bir görüntü veriyor. Yanaklardan yağ alınıyor o halde. Aynen öyle. Yanakların iç kısmından böyle lobile böyle 5-6 cc, bazı hastalarda daha fazla bile olabiliyor. Bir yağ dokusunun çıkarılması, peki, uygulaması. Peki yağ dokusuna ne kadar çıkarılacağını siz mi karar veriyorsunuz? Aslında biz karar vermiyoruz. Kişinin de ne kadar o kısmında yağ varsa onun hepsini alıyoruz aslında. Tabii dışarıdan girilen bir uygulama değil, o yüzden izli bir uygulama değil. Direkt olarak ağız içinden, bakın ağız içinden girildiğinde, burada ağız içine bakıldığında tükürük bezi kanalları vardır. Tükürük bezi kanallarının hemen altından küçücük bir kesiyle, yani yarım santimetrelik bir kesiyle girilerek lokal anestezi altında dahi yapılabiliyor. Oradan o yağ yastıkçıkları doğurtuluyor. Yaklaşık olarak 5-10 dakika süren bir uygulama. Oraya bir tane tek dikiş koyuyoruz. O da kendi kendine emiliyor, kendi kendine eriyor. Böylelikle kişinin yanakları içine doğru biraz daha çukurlaşmış oluyor. Elmacık kemikleri de bu şekilde daha belirgin hale gelmiş oluyor. Bununla beraber Hollywood yanağı ya da V-shape dediğimiz yüz formunda elmacık kemiklerinin biraz dolgun olması da söz konusu. Çenenin, eğer küçükse çenenin biraz daha belirgin olması söz konusu. Yani olayı sadece oradaki yağ yastıkçılarının alınması olarak değerlendirmiyoruz. Bununla beraber eğer ihtiyaç varsa elmacık kemiklerinin biraz yükseltilmesi, çenenin birazcık eğer varsa küçük olması ya da geride olması var ise çenenin bir miktar büyütülmesi, belki biraz sivrileştirilmesi gibi bir takım işlemlerle de kombine etmek gerekebiliyor. O kiloyla da doğru orantılı değil mi? Zayıflandığı takdirde buraları zaten çökmeye başlıyor. Şimdi şöyle, kesinlikle haklısınız. Kilo verince buralar otomatik olarak çöker. Bu doğru. Fakat bu tip hastalarda, işte bahsetmeye çalıştığım konu da bu zaten. Bazen hani hasta bize Hollywood yanağı için geliyor ama biz ondan yağ dokusu değil, ona dolgu öneriyoruz. Diyoruz ki sizin buralarınız gayet iyi. Biz sizin elmacık kemiklerinizi çıkartalım. Yani kilo verdiğinizde elmacık kemikleriniz de çöküyor olabilir bununla beraber. Yine bu bölgesi zaten basıksa iskelet yapısı, orayı dolgunlaştırarak istediğimiz görüntüyü veriyoruz. Yapıldıktan sonra hemen günlük sosyal hayatına dönüyor. Herhangi bir besinle ilgili, çünkü ağız içinden yapıldığı için herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Çok hızlı bir şekilde hayatına devam ediyor. Peki dikkat etmemiz gereken operasyondan sonra hususlar var mı?
Operasyon aslında bunu yani bir diş çekimi gibi değerlendirebilirsiniz. Yani bu basit bir şey aslında. Sadece ağız hijyenine dikkat etmesi gerekiyor hastalarımızın. Ağız hijyeniyle beraber işte işlem sonrası özellikle yemeklerden sonra gargara yapması özellikle tavsiye ettiğimiz bir şey. Bazen bu özel solüsyonlar veriyoruz. Onlarla gargara ediyorlar. Bir miktarda böyle sert şeyler değil de yumuşak şeyler yemesini istiyoruz. Ama tabii oradaki kese çok küçük olduğu için yarım santimden bahsediyorum. Çok hızlı bir şekilde iyileşiyor. Fatih Bey, Hollywood yanağı yaptırmak isteyenler için sormak istiyorum. Ne kadardır fiyatı? Yani şöyle, bu tip uygulamalar, şimdi bazı hastalar genel anestezi altında olmayı da tercih ediyor. Çünkü endişesi var, korkusu var. O tip hastalar tabii anestezi farklı olmak zorunda. Ama eğer anestezi istemez, lokal anestezi isterse yani 3.000 lira ile 5-6 bin lira arasında değişen bir aralıktadır bu işlemin. Yani maliyeti olarak çok pahalı bir uygulama değil. Ama nihayetinde efektivitesi ve etkinliği olağanüstü fazla. Bu ameliyat olmak için başvuran bir hastamız var. Teşekkür ederim Fiyan Hanımcığım. Güzel bir arkadaş daha görüyorum. Evet. Hastamız mesela Hollywood yanağı olmak isteyen bir hastamız bizim için. Yani aslında şu haliyle de çok çok güzel fakat insan kendisine takıntı yapabiliyor ve trend olan estetikleri tercih edebiliyor. Sanırım sende de öyle bir durum var. Evet. Şimdi hastamız genç, güzel bir hanımefendi fakat bununla beraber yanaklarının bakın bu kısımlarının biraz dolgun olduğunu görüyorsunuz. Eğer Hollywood yanağı ya da bişektomi dediğimiz uygulamayı yapar ise ben bunun nasıl bir görüntü olacağını şimdiden gösterebilirim. Biraz yanaklarınızı hafif içine çeker misiniz? Bakın çok hafif, çok fazla değil, biraz azaltın. Bakın direkt böyle bir görüntüye gelecek. Gördünüz mü sen? Şimdi bırakın, normale bırakın. Normale bırakın. Bakın şimdi şişkin, farkındaysınız. Birazcık çekin şimdi yanaklarınızı içine. Çekin biraz. Çok teşekkür ediyorum ben Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağlık sadece bedenin değil, ruhun da iyi olma durumudur. Yanaklarınızdan mutsuzsanız siz de Hollywood yanağı yani yanak estetiğini tercih edebilirsiniz.